Selamlar, yeni bir gün, yeni bir videodan hepinize merhaba. Pazar gününden size sesleniyorum. Evet, bugün sizin bir sınavınız vardı. LGS sınavınız nasıl geçti? Yorumlarda belirtin. İnşallah güzel geçmiştir. Hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun inşallah. Dilerim Allah'tan istediğiniz yerlere sağ salim ve alnınızın akıyla gelirsiniz. Dediğim gibi nasıl geçtiğini, zor muydu, kolay mıydı, neler yaşadınız, ne stresi yaşadınız hepsini bana yorumlarda anlatırsanız cidden merak ediyorum. Neler yaptınız, iyi mi geçti, kötü mü geçti, her şeyi A'dan Z'ye her şeyi merak ediyorum. Yorumlarda bana belirtin. İnşallah sonuçlarınız da çok güzel gelir. Evet, bugün günlerden pazarsa ne yapıyoruz? Müzik time. Evet, küçük bir temizlik. Ben ev temizliğim bitti diye söyledim ama bir daha temizlik yapmayacakmışım gibi söylemişim oralarda, videolarda falan. Şimdi ilk olarak banyomdan başlayacağım. Banyom aşırı derecede kirli bir durumda. O yüzden ve aşırı tozlu. Bir de sular gitmişti, sıkıntı yaşamıştık falan. Banyoyu yıkayacağız. Klozeti falan her yeri yıkayacağız. Sonrasında ev süpüreceğiz ve sileceğiz. Ondan sonra da yatak odasının nevresimlerini değiştireceğiz. Yani bugün kısacası temizlikle geçecek. Temizlik videolarını sevenler burada like'ı hemen çöksünler. Sevmeyenler de abla biz sevmiyoruz diye yorum atarlarsa sevinirim. Ama temizlik videosunu sevmeyen yoktur. Rahatlama ya, bence biraz da böyle. Şimdi artık buraya giriyoruz. Buraları bir güzel temizliyoruz. Ben o sırada da banyoyu temizlerken çamaşır makinesine kısa programda banyomun halılarını atacağım. Onlar da yıkansın, kuruduktan sonra onları sereceğim. Hadi o zaman banyoya geçelim. Önce paspaslarımızı atalım, makineye yıkansın. Sonra da banyomuzu hoşur hoşur köpürtmeye gidelim. Evet, banyoya geldim ben. Çamaşır makinesini çalıştırdım. Sesi duydunuz. Şimdi normalde bu eldiven de bir gariplik var değil mi? Normalde bu eldiven bu el olması gerekiyor. Ama ben salak bir insan olarak da bu eldiveni tekilerde bilmiyorum. O yüzden sağ el olması gereken eldiveni sola taktım. Neyse. Şimdi ben aldım. Artık buraları bir güzel hoşur hoşur köpürteceğim. Domestosumu da sıktım. Başlıyorum üstten. Bana bakayım, açabilecek miyim? Ben onu açmıştım. Şimdi elim kurudu. Aa! Ters mi açıyoruz? Ben bunu açıyorum. Normalde şu an elim acıdı. Kocam bunu öpederken. Ya tamam, açmadan da doldurabiliyoruz. Şunu kaldırayım. Evet, yeter. Onu kirli yatar mısın? Evet, şimdi bunu böyle domestosunu döktüm. Evet, şeyi de al oradan, makası. Hep denizi, hep deniz, hep deniz, hep deniz, hep deniz olmaz biraz da beni göreceksiniz. Biraz önce Deniz söyledi ama bugün LGS'ye giren evladı olan herkesin inşallah sınavları başarılı geçmiştir. İnşallah istediklerini almak nasip olur diyelim. Öyle. Çok fazla konuşamıyorum ben, neden mi ya?
Ya şöyle arkadaşlar, bunun sebebini az çok biliyorum aslında. Çok fazla kamera, yani bundan önce Deniz'le beraber kanalımız olduğu zaman çok rahatlamıştım. Yani belli bir yerden sonra konuşma yeteneği, yani konuşma yeteneği değil, o dil açılıyor. Ama bir yerden sonra böyle çekmeyerek o yetenek veya o kabiliyet gidiyor. Unutuyorsun. Video çekerken böyle ığlamalar falan başlıyor. Ondan dolayı da yani yok, yapacak bir şey yok. Yani hani şöyle söyleyeyim, ben arka arkaya 10 tane video çekeyim. 10 tane videodan sonra 11. videoda çok akıcı, çok rahatlıkla konuşabilecek duruma gelirim. Ama şimdi hemen hemen her videoda varsın. Bak şimdi varım ama ana planda yokum. Yani yan sen, oyuncuyum. Sen ana planda mı olmak istiyorsun? Yok canım, öyle bir isteğim. Sen ana planda öyle, olmak istiyorsun. Öyle bir isteğim yok ya, öyle bir gayem yok. Ha, sevmiyorsun yani. Sevmek sevmemek değil, yoğunluğumdan kaynaklı. Ondan dolayı bazen böyle tekleyebiliyorum, ığlar oluyor vesaire. Ondan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Aslında ığları kesmek benim elimde ama ben kesmiyorum. Doğallık olsun istiyorum. Aynen öyle. Doğallık. Niye keseyim yani? Hiçbir insan böyle düşünmeden pıtı 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 konuşamaz. Yani belli bir yerde elbet ırılıyordur yani. Irılıyordur. Yani şöyle biraz reklam gibi olacak ama Oğuzhan Uğur bile bunu itiraf etti ki Oğuzhan Uğur çok iyi bir konuşmacı. O bile konuşurken o belli kısımları kestiğini kendisi söyledi zaten. Evet, bana çevirebilirsin. Bura bitti. Şu şekilde şey de bitti. Tuvalet de bitti. Şimdi yerler kaldı. Yerleri Sinan'a devrediyorum. Yere Domestos'unu sıkacak, köpürtecek, edecek ve ondan sonra çekecek. Domestos'u sıkamayacağım. Başka bir şey sıkarsın. Tamam, sıkarım. Ne bulayım ben cif sana? Az bir ha, şey. Cif olabilir, evet. Şöyle tamam çıkarayım. Ben çıkartabilirdim onu. Evet, şimdi şu da şurada kalsın. Buraya da temiz bir havlu çıkarayım. Çünkü ben iki günde bir havlularımızı değişiyorum. Çünkü Sinan'a o havlular kokuyormuş gibi geliyor. Aslında öyle bir şey yok ama ıslandıkça kokuyor diye. İki günde bir. Mesela şimdi taktım. Büyük ihtimal yarına değişir o havlu. Her gün havlu değişiyorum. Şimdi ben buradan çıkıyorum. Sinan giriyor. Şimdi bizim şurada şeyler vardı. Sular kesildiğinde kalan sular. Biz de bayağı doldurmuşuz bu arada. O suları kullanacağız. O yüzden Sinan şimdi yavaşça o suları boşaltsın. Makineye geliyor. Biliyorum, altına doğru. Ama o tarafa doğru yapma istersen. Makinen iyice köpürdüm. Bir de makine çalışırken onu yapma. Aşağıdaki kovayı al, içine o sudan az doldur. Makinenin altına öyle çırpıştır. Çünkü paslanır. Tamam tamam. Ne yapıyorsun? Makineyi komple yıkayacaksın. Yıkarım. Kendini yıkıyor zaten. Şimdi şöyle yavaşça altına doğru. Ay, altından ne kadar toz çıktı. Çekemiyorum makineyi. O yüzden bayağı toz çıktı. Bir de banyo yıkayacağım diye gitti. Çort gitti. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bir video, gene bir banyo yıkarken şey demişler, Sinan terlik giyse demişler. Evet. Ben terlik giyemiyorum. Yani giyemiyorum derken sevmiyorum. Hatta şöyle, bir aralar dükkanım varken bile dükkanımı bir gün yıkadım. Yıkarken bile hani ayakkabıyla çok fazla ıslanacağı için terlik dediler. Terliği falan da çıkartıp böyle yalın ayak yıkadım. Evet. Mesela o özellik annemde de var. Evet. Annem de öyle. Sinan maalesef ki ayaklarına terlik giymiyor. Evde de giymiyor. Ve bu konudan dolayı ben de çok kez kendisine kızıyorum ama bir şey fayda etmiyor kızmak. Deterjan köpürmediği zaman orası temizlenmiyormuş gibi geliyor. Belki evet, yanlış düşünüyorum ki yanlış düşünüyorum. Ama bilmiyorum, o köpük beni böyle temizmiş gibi hissettiriyor sanki yani. Bilmiyorum.
Yanlış düşünüyor da olabilirim. Şimdi çekçeklemeye başladı. Ama sonra çekçekleyince şuradaki parıntıları gördüğüm zaman diyorum ya temizlenmiş. Bu arada inşallah bir problem çıkmazsa biz yarın markete gidiyoruz alışveriş yapmaya. Bizim buraya yeni bir A101 açılmış, oraya gideceğiz. Bu demek oluyor ki market bile o gelecek. İnşallah bir problem çıkmazsa. Yani umuyorum ki çıkmasın. Çıkmaz değil mi aşkım? İnşallah yani. Çıkmazsa markete gideceğiz ve orada vlog çekeceğiz. Sonra aldıklarımızı göstereceğiz. Yani salı gününe, pardon çarşamba gününe inşallah market vlogu gelecek. Önümüzdeki hafta salı günü de ben 22 Haziran. Benim evlilik yıl dönümüm. Ve yani bizim, sadece benim değil. Tek başına evlendi Deniz çünkü. Ben yoktum o gün mesela. Sinan uyuyordu. Ben işte saçımı boyatmaya gideceğim o gün. Denk geldi. O günü unutmuştum. Sonradan geçen gün işte tarihle ilgili bir şeye bakıyordum. Aa dedim. Ne oldu dedi. Dedim ayın 22'si bizim evlilik yıl dönümümüz dedim. Evet dedi. Ama dedim ben kuaföre gideceğim. Yapabilecek bir şey yok. Ne yapayım yani. O yüzden evlilik yıl dönümü. Şaka maka 2 sene oldu. 2 senelik evliyiz. Zaman çabuk geçiyor. Gerçekten zamanın, yaşadıklarımızın kıymetini ve hayatımızı, günlerimizi dolu dolu geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar geçirebilirsek şu dönemde tabii. Çok dolu geçiyoruz. Evde oturarak. Bu arada bizim tavanlarımız bu şekilde. Buna ne deniyor bilmiyorum. Pardon, netlemedi. Şu şekilde tavanlarımız, yani duvar değil. Adının ne olduğuna dair hiçbir bilgim yok. Bilen varsa da yorumlarda belirtsin. Bunun arasına ya da eşi bu işi yapan varsa bana dönüş sağlarsanız çok sevinirim. Tavanlarımızın şu ara kısımları, bunlar yapışkan mı yapışıyor artık ne oluyorsa. Burada duş alındıkça bile biz kapıyı kapatıyoruz patron girmesin, ıslanmasın diye. Sebebi de şu, kendisi iç dış paraziti olduğu için 3 ay boyunca su değmemesi gerekiyor vücuduna. Girince de el patisini duşakabinin içine sokup suyla oynuyor. Ama gel duşa sokayım seni, gel yıkan desem yıkanmaz. O yüzden böyle patisini sokarak böyle şey yapıyor, suyla oynuyor. Çünkü niye? Duşakabinin camından su akıyor, o onun hoşuna gidiyor. Ondan sonra neyse kapıyı kapatıyoruz. Giderlerden koku geliyor diye camı da kapatıyoruz. Bir buhar oluşuyor. Evet, bu bizim hatamız. Ama onları nasıl düzeltebiliriz? Hani ne yapabiliriz? Bize bilgi verirseniz, bilen varsa, eşi bu işi yapan varsa çok sevinirim. Neyle yapıştırabiliriz? Derz mi onun arası? Yoksa silikon yapışkan mı? Ne olduğunu bilmiyorum. Bilenler lütfen tekrar şöyle göstereyim. Siz de eşlerinize gösterin. Bakın şuradaki açıklığı görüyorsunuz. Bu tavan kafamıza göçer diye korkuyorum artık. Göçse de bir şey olmaz çünkü onlar köpük. Ya köpük de işte niye göçsü? orayı neyle doldurabiliriz? Bize bilgi verirseniz çok sevinirim. Bitti mi işin? Bitti. Tamam, buranın kapısını çekiyoruz. Ayaklarımızı kuruluyoruz. Ondan sonra evi süpürmeye başlıyoruz. Evet, buna kaldım. Niye kaldım? Çünkü ben makinemi şarja takmayı unutmuşum. Şarjı bitmiş. Biraz süpürdüm ama burada şarjı bitti. Sonra dedim ki benim bir makinem daha var. Ne kadar küçük de olsa. Bunları sevmiyormuşum. Böyle çekmeyi hiç sevmiyorum. Balkona getirdim. Balkondan başlayıp süpüreceğim. Erkek gücüne ihtiyaç var. Buralar hep patronun tüyü bu arada. Tamam, biz o zaman diğer halılarımıza geçelim aşkım. Burayı diğer makinenin şarjı dolunca yapalım, olur mu? Çok zor oluyor bununla bu halıları süpürmek. Bakalım içerikleri süpürebilecek miyiz? Şarjının dolmasını bekliyorum. Dolduktan sonra buraları süpüreceğim. Bu arada şunu da söyleyeyim, demiştim ya size camlarımı bilerek silmiyorum, işte bir cihaz aldım onun gelmesini bekliyorum diye.
Dün kendilerine yazdım bu arada, senin de haberin yok. Bana normalde ay sonu gelecek demişlerdi. Ama maalesef ayın 15'inde, bu ayın 15'inde gelecek ve dağıtıma başlanacakmış. Onun haberini dün verdiler. İnşallah ayın 15'inde geldikten sonra bütün her yeri bir güzel sileceğiz beraber. O yüzden şimdi gidelim bir de şu halıda deneyelim bakalım. Olmazsa yer süpürme işim yalan olacak gibime geliyor. Makinenin şarjı dolana kadar. Şimdi ben şöyle duracağım. Yani şu şekilde. Zorluyor mu? Ama altındaki şey kapanmadığı için. Kapanmadığı için değil, kapanırsa daha şey ama. Ama daha rahat oluyor o zaman işte. Tamam, bunları kaldıralım. Biz görüyorsunuz ki çok zorlanıyoruz. Ben halıları süpüreyim. Ondan sonra yerleri süpürürken gelelim. Çünkü yerler beton olduğu için çabuk kayıyor. Onda daha kolay süpürme işlemimiz olacak. O zaman biz halılarımızı süpürelim, kaldıralım. Ondan sonra buradayız. Galiba bugün Allah bizim temizlik yapmamızı istemiyor. Aa! Bir dakika bırak. Balık tuttu. Yakaladım onu. Bak açıyor. Ne olmuş oğlum, gördün mü? Aa, ciddi anlamda. Sinirim bozuldu. Gerçekten bugün bir şey var. Allah bir yerden beni koruyor diyebilirim. Bir şeyden koruyor da olabilir. Hani deniz bıraktı diye olabilir. Ama ben inatla devam edeceğim. Niye çıktı ki şimdi o? İşte bunu ben yapıştırdım. Kocam yapıştırsaydı böyle olmazdı. Bunu biz bir yapıştıralım gelelim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben bu süpürmeden memnun kalmadım. Çünkü çok zorladı beni ve istediğim gibi süpüremedim. Büyük ihtimal süpürme işi yarına kaldı. Şöyle kabasını aldım ama diğer odalara giremedim çünkü aşırı derecede yoruyor. Bir de kabloluyu kullanmaya unutmuşum. Sadece patronun kumunu çekmek için kullanıyoruz genelde bunu. Bir de Sinan kendi balkonunu temizlerken kullanıyor. Yani daha pis işlerde kullanılıyor. Öyle söyleyeyim. Neyse. Kumunu temizlerken derken yere dökmüş olduğu kumları bu arada patronun. Kumunu böyle tuvaletin içine çekmiyoruz. Şimdi birazcık dinlenmek için mola istiyorum sizden. Sonrasında temizlik işini yarına bırakıyorum. Bir de saatlerimiz artık 6'ya geliyor. Pazar bugün, insanlar dinlensin. Pazartesiye bırakıyorum temizlik işini. Sinan'la dediğim gibi market alışverişi yapacağız ama yapmadan önce bir liste yapmamız lazım. Onu sizinle beraber yaparız. Bir de yatak odasının evresimi değişecek. Ondan sonra başka da bir işim kalmıyor zaten. Sonra geliyoruz, onları yapıyoruz. Ben dinlendikten sonra ama. Mutfağa geldim, liste yapacağız. Biraz da dinlendim. Gerçekten çok yoğurdu beni. Bu arada şurada birkaç tane sabahtan kalan şeyler var. Onları da sizinle beraber toplayacağım. Liste yapacağız. Sonra yatak odasının nevresimlerini değiştireceğiz beraber. Ondan sonra başka da bir işim kalmıyor dediğim gibi. Temizlik beni ilk defa bu kadar çok yoğurdu. Yani keşke yapmasaydım, pazartesiye bıraksaydım, hiç girmeseydim. Saçma sapan bir video olduğuna eminim. Ama sizi de videosuz bırakmamak için saçma sapan bir video da olsa atacağım. Yani böyle temizlik yapıyormuşum gibi oldu. Şimdi yaz kızım kereviz gereği düşünüldü. Tamam. Sinan'a yazdırıyorum şu anda. Tuvalet kağıdı. Ulan ne? Bir saniye. Tuvalet kağıdı. Evet. Ay şimdi ne biçim yazıyorsun ya? Evet. Ne biçim yazıyorsun? Böyle yazıyorum. Ya saçmalama, bırakır mısın? Ben yazabilir miyim? Ya çok ben yazma. Yazmak istiyorum şu anda. Yazma, tut sen. Tuvalet kağıdını da sevmedin. Sevmedim.
Tuvalet kağıdı. Evet. Havlu kağıt. Evde en çok tükenenlerden. Havlu kağıdı. Havlu kağıdı evet. Başka? Bu kadar. Salça. Salçamız yok mu bizim? Az kaldı. Yemek de pirinç. Yaparım. Salçayla göbek de atarım. Kalçayla. Pirinç. Makarna. Eldiven. Domestos. Arkadaşlar şu anda patronun halini göstermek istiyorum. Ne yapıyorsun? Ya şu ayakları ittirecek kendini bak şimdi. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oh! Yüzüyor. Bak yaptığını. Nasıl ittiriyor kendini? Ne oldu? Elimi çizmeseydin iyiydi. Evet. Devam edelim. Sarımsak tozu. Biz şimdi şöyle listemizi yapalım. Yarınki alışverişimizde neler alacağımızı. Sonra yatak odasında görüşelim. Evet. Geldik. Ve bir çarşaf değiştirme, nevresim değiştirme töreninde patronsuz olmaz. Yani patron olmazsa hiçbir şekilde olmuyor bu işlem. Kolaylık. İçine azıcık su dolduruyorsun. Hemen bir kıyafet giyeceğin zaman haşır haşır böyle kırışıklığını atıyorsun. Hı. Fişe takmadan. Ondan almak istiyorum. Trendyol'da gördüm. 120 liraydı. Çok mantıklı biliyor musun? Böyle serdiğin zaman hemen. Patroncuğum. Bak geliyor. Ya da ben geliyorum. Hangisi? Böyle. Çok mantıklı değil mi? Bilmiyorum. Çünkü mesela dışarı çıkacaksın, ütüyü mü çıkaracaksın? Doldur içine, ısınsın, hemen kapıya az askılıkla böyle hemen şu kırışıklığını gider. Çok mantıklı geliyor bana. Dur ben ondan alayım, bu ay da size göstereyim. Zaten favlamıştım. Ben ondan alayım da göstereyim harbiden. Bayağıdır kafamda. Hatta Sinan'a da birazdan göstereceğim. Bence tamam. Bence de tamam. Daha deminki halinden. İyi yani. Şurası kalmış. Evet şimdi bunu çıkarayım ben. Bunu banyoya kaldırayım. Niye diye sorarsanız patronun burnu, ayağı, kolu, tüyü yanmasın. Allah korusun. Aşkım sen bunu götür. İçindeki suyu boşaltacağız soğuyunca. Şimdi geri kalan örtüyü örteceğiz. Sizi şöyle gene koyuyorum. Hangi rengini örtelim, ne tarafını istersin? Beyaz. Tuttum. Hadi. Tut dedin, tuttum. Şimdi şurası. Böyle mi gece? Dur bekle. Şimdi önce burayı bir halledelim. Patron. Bayağı uzun. Şimdi biraz çekiyoruz. Bayağı bir çekmemiz lazım bence. Annemin taktiği. Biraz sen kendi tarafına çekmen lazım. Burası da uzun ama. Yerde. Tamam mı?
Yani tamam. Çek. Bak buradan. Hı, çek burayı. Evet. Ay şu yastıkları düzelsen aşkım. Çok dengesiz duruyorlar. Ya benim yastığım Sinan'ın yastığına nazaran. Aşkım dikmeni istiyorum. Ben yoksa onu dikmezdim. Cık, yapamadın. Gel buraya. Nasıl ütülemeyi unuttum onu bilmiyorum. Nasıl? Bakayım ben şimdi oradan. Ya şu biraz sönük duruyor şuradaki. O da benim yastığım. Sinan'ınki tok duruyor çünkü iki tane yastık var. Bu benim. Bu arada şu şekilde göstereceğim. Aa burası kalkmış. Bir dakika. Benim bu nevresimim de Karacahom'un. Bunun etiketi nerede? Bu böyle bir takım da yani renk uyuşmazlığı varken bu da Karacahom'un. Ya bunun da nevresi mi bu ya da başkasının da hatırlamıyorum. Ama şu pike iki türlü de kullanabiliyorsunuz. Nasıl isterseniz. Güzel aslında. Evet burası da tamam. Şimdi ben mutfağı toparlayacağım ama bunu size göstermeme gerek yok. Zaten çok da fazla uzamasın, bugün yapabileceğim bir şey yok. Kendimi yarına saklıyorum. Bol dolu dolu bir vlog geçsin istiyorum. O yüzden şimdilik buraya kadar diyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ben de farkındayım, saçma bir video oldu ama yapacak bir şey yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrardan sınavınızda başarılar. Umarım iyi sonuçlar alırsınız. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirim çanını açmayı ve beni de Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.